237. mektup. Bu mektup Molla Muhammed Talibi Beyanegiye yazılmıştır. Sünnet-i seniyeye yapışmayı istemekte büyüklerin yolunu övmektedir. Allahü Teala bizi ve sizi İslamiyetin doğru yolunda bulundursun. Kıymetli kardeşim, Nakşibendiye yolunun büyükleri sünnet-i seniyeye uymuş azimet yolunu tutmuşlardır. Sünnet-i seniyyeye uymakla ve azimet yolunu seçmekle birlikte, eğer ahval ve mevacitle şereflenirlerse, büyük nimet bilirler. Eğer ahval ve mevacide kavuşurlar, fakat sünnete yapışmakta ve azimeti seçmekte gevşeklik olursa, bu ahvali hiç beğenmezler ve böyle mevacidi, yani kendinden geçmeyi istemezler. Bu gevşekliği, felaketin başlangıcı bilirler. Çünkü Hindistan'daki din adamları olan Cukiye ve Berehmenlerle eski Yunan feylesofları da böyle tecelli sanılan tecellilere ve âlem-i misaldeki keşflere ve vahdet-i vücut bilgilerine malik oldular. Fakat rezil ve rüşva olmaktan, ve felakete sürüklenmekten kurtulamadılar. Saadetten mahrum kalmaktan başka ellerine bir şey geçmedi. Kardeşim, Allahü Teala'nın lütfu ve ihsanı ile bu büyüklerin yoluna girdiğinize göre onlar gibi olmanız lazımdır. Onların yolundan kıl kadar ayrılmamalısınız. Ancak böylece onların yüksekliklerinden bir şeylere kavuşabilirsiniz. Önce ehli sünnet ve cemaat mezhebi alimlerinin kitaplarında bildirilenlere uygun olarak itikadı düzeltmek lazımdır. Bundan sonra farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapları, helal ve haramları, mekruhları ve şüpheli olanları ehli sünnet alimlerinin fıkıh kitaplarından öğrenmeli ve işler bu bilgiye uygun olmalıdır. Bunlar yapıldıktan sonra sıra üçüncüsüne gelir ki bu da tasavvuf bilgileridir. Ehli sünnet itikadı ve fıkıh bilgilerine uygun işler tayyarenin iki kanadı gibidir. Bu iki kanat sağlam olmadıkça maddesiz, zamansız aleme uçulamaz. Bu iki kanat elde edilmeden ahval ve mevacit hasıl olursa felaket uçurumuna doğru yuvarlanıldığı anlaşılmalıdır. Böyle hallerden ve vecdlerden kurtulmak için Allahü Teala'ya sığınmalıdır. Farisi Mısra tercümesi: İş budur. Bundan başkası hiçtir. Arabi Mısra tercümesi: Habercinin işi yalnız haber vermektir. Kıymetli kardeşim Meyan Şeyh Davut oraya gelmiştir. Onun sohbetini büyük nimet biliniz. Nasihatlarına kıymet veriniz gösterdiği yolda bulununuz. Kendisi bu yolun büyüklerinin talebesi yanında çok bulunmuştur. O büyüklerin yolunu ve gidişlerini iyi öğrenmiştir. Orada bulunan kardeşlerimiz ve Mir Numan Hazretlerinin yardımıyla bu yüksek yola girmiş olanlar Şeyh Hazretlerinin sohbetini ganimet bilsinler. Onun halkasında bir yere otursunlar. Birbirlerinde yok olsunlar. Böylece cemiyete kavuşurlar. Yani gönülleri Allahü Teala'ya bağlanır. Bu yolda ilerler, yükselirler. Mektubatı okuyunuz. Çok faydalıdır. Farisi Mısra tercümesi. Aranılan hazinenin nişanını verdim sana. Size ve doğru yolda gidenlere ve Muhammed Mustafa'nın izinde olanlara selam olsun aleyhi ve ala alihi selavatü ve teslimatü etemmuha ve ekmeluha.